Günaydın sevgili izleyiciler. Mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum. Evet, bugün bize ne getirdi gün? Gün bize düğün sezonu açıldığı için düğün dansları öğretmenini getirdi. Peki ama bu düğün sezonuna nasıl hazırlanacak kadınlar ve erkekler? Daha fit bir görüntüyle hazırlanacaklar ve güzel bir kiloda kendi kilolarını da koruyarak hazırlanacaklar. Bunun için de diyetisyen Hülya Akgün bizlerle olacak efendim. Merak ettiğiniz sorularınız için bize bağlanabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0530 848 1312. Yayın esnasında yazıp bize sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de cevaplarız. Telefon bağlantımız 0212 627 48 48. Günün getirdiklerine hoş geldiniz. Başlıyoruz. Hande'cim hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ediyorum. Düğün dansları denilince akla ilk gelen isimsin. Teşekkür ederim, sağ ol. O kadar güzel koreograflar hazırlıyorsun ki, çiftleri o kadar güzel hazırlıyorsun ki o özel günlerine. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle bir kulağımı kapatabilir miyiz arkadaşlar? Peki bu özel güne çiftlerimizi nasıl hazırlıyorsun? Çiftlerimizi aslında şöyle söyleyeyim, çok keyifli ve çok severek hazırlıyorum. Her bir çiftimle birebir kendim uğraşmayı tercih ediyorum ki ortaya güzel sonuçlar, keyifli sonuçlar çıksın. İlk önce çiftimizle bir tanışıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, çiftimizin karakteri nedir, düğün davetleri nasıl şeylerden hoşlanır, çiftlerimiz hangi tarz müziklerden hoşlanır, gelinlik modelleri nasıldır, bir dans geçmişleri var mıdır, yok mudur? İlk önce bunları bir öğreniyorum. Ondan sonra yavaş yavaş zaten derslerde o şekilleniyor. Çifti birazcık daha tanıdıkça, onların enerjilerini aldıkça onlarla birlikte yapacağımız dans yavaş yavaş şekilleniyor. Ve nasıl bir dans istediğini belirliyorsun, değil mi? Ona göre. Ya öncelikle bir hayallerini öğreniyorum. Öncelikle hayallerinde ne var? Böyle çok şov yapalım mı? Yoksa sadece düzgün bir dans yapalım, uyumlu gözükelim bizim için yeterli diyorlarsa hani ona göre bir şey hazırlıyorum. Evet. Peki o zaman şimdi düğün öncesi dansın nasıl bir yararı var? Öncelikle bunu da sormak istiyorum. Yani çiftler düğün dansı öğrenmeden o geceye hazırlanabilirler mi? O özel güne hazırlanabilirler mi? Faydaları nedir düğün dansının? Şimdi ilk önce şu faydası var. Şimdi gelinlik dediğin zaman normal bir kıyafetle dans etmiyorsunuz. Evet. Bayanlar özellikle yüksek topuklar üzerinde dans ediyorlar. Ağır bir kıyafet giyiyorlar. Belki tarlatanı var, belki yok. Belki kuyruğu var, belki çok uzun, belki değil. Duvak takıyor olacaktır. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bir faktör dansınızı ve hareketlerinizi yaparken. Bunların hepsini çalışarak dikkat ediyor olmamız gerekiyor. O kuyruk nasıl dönecek? Duvağı nasıl taşıyacağız? Yürürken nelere dikkat edeceğiz? Eteğe takılırsak neler yapacağız? Aslında bunları öğrenmek ilk etaptaki amaç. Ve daha sonra da uyumlu gözükmek. Dans ederken o çiftin arasındaki uyumu biz gösterirsek zaten dışarıdan çok keyifli, çok doğal, çok tatlı bir dans oluyor. Evet, doğru. Peki o uyum nasıl yakalanıyor? Şimdi, bu fiziksel aslında mi, dans hareketleri, ritim mi? Şimdi aslında bu iki beden arasındaki sözsüz iletişim dansımız, müzikle yaptığımız bir iletişim. Ben bu iki etapta bunu öğretmeyi hedefliyorum. İlk önce nasıl tutuşacaklar, konuşmadan nasıl anlaşacaklar? Eşi dansların hepsinde beyler yönlendirir, beyler nasıl yönlendirecek, bayanlar bunu konuşmadan nasıl takip edecek? İlk önce bunu görüyorlar. Daha sonra yavaş yavaş figürler anlamında onları birazcık daha zorluyorum. En son aşama zaten koreografi kısmı. Orada da hoşlarına giden hareketler üzerinden bir koreografiyi çıkartıyoruz. Ve en son derste de mutlaka onları bir tarlatan giydiriyorum, kuyruk takıyorum, duvak takıyorum. Son provayı mutlaka o şekilde yapıyoruz. Peki evlilik öncesi ne kadar süre önce başlamalı çiftler dansa? Yaklaşık prova oluyor yani? Düğünden yaklaşık 1-1,5 ay önce derslere başlamaları yeterli oluyor çiftlerin. Süreç olarak da yani minimum 2, maksimum 4 derslik bir çalışma yapıyorum. İşte yapmak istedikleri dansa göre. Eğer çok sade, düzgün gözükelim, uyumlu gözükelimse amaç zaten 2 derslik bir çalışma yeterli oluyor. Çünkü bana gelen çiftlerin çoğu şöyle söyleyeyim %98'i herhalde daha önce hiç dans etmemiş. Yani bir düğüne gittiklerinde bile hani eşiyle kalkıp bir dans etmemiş çiftler olduğu için ilk önce nasıl dans etmek gerektiğini, nasıl uyum içerisinde hareket etmek
öğrenmek gerektiğini öğrenmek istiyorlar. Doğru. Dolayısıyla o zaman iki derslik bir çalışma yeterli oluyor. Ama bazı çiftlerde hani bu, biz bir kere evleniyoruz ve düğünde de bizim yapabileceğimiz tek hani atraksiyon, tek şov bu olacak. O yüzden birazcık daha iddialı olalım diyen çiftlerim de var. O zaman dört derslik bir çalışma yapıyorum. Birazcık daha pozlara giriyoruz. Bir eğilme hareketi olsun. Birazcık daha figürler anlamında daha renkli bir çalışma yapıyoruz. Bazı çiftler çok daha iddialı oluyor. Uçuruyoruz mesela. Ciddi mi? Ay ne güzel. Aynen. Gerçekten öyle güzel renkler katıyoruz. Bir de aslında düğün günü için bu hazırlıklar ama düğünden sonra da çiftlerin işine yarar. Aynen çünkü davetlerde, dans etmiyor. Evet. Tabii ki. Çünkü dans etmeyi öğreniyorlar. Direkt tabii, ezber bir çalışma yapmayı tercih etmiyorum. Tabii. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ezberlenen şeyler çok çabuk unutulabiliyor. Heyecan girdiği zaman hani bir anda aklınızdan gidebiliyor. Ama dans etmeyi öğrenirseniz öğrendiğiniz şeyi unutma şansınız yok. Doğru. Ve orada iki dakika dans ediyorsunuz. Orada başınız her şeye gelebilir. DJ müziği erken girebilir, geç girebilir. Eteğinize takılabilirsiniz, ritmi kaçırabilirsiniz, hareketleri unutabilirsiniz, tabii. Eteğe takılabilirsiniz. Atıyorum ortalığa bir ufaklık atlayıp eteğinizi çekiştirebilir. Eyvah var mı öyle vakalar? Yani başımıza gelen hiç? Vakalar. Mesela bir düğünümde DJ düğünleri karıştırıp bambaşka bir müzik girmiş. Şaka yapıyorsun. Ama şimdi o durumda aa olmadı kusura bakmayın başa alın deme şansınız yok. Evet, olayı toparlamanız lazım çaktırmadan. Dolayısıyla hani her duruma hazırlıklı hazırlıyorum çiftleri ki o anda güzel kareler çıksın. Evet. Hazır şimdi DJ'den bahsetmişken genelde çiftlere nasıl danslar, dans müzikleri öneriyorsunuz? Şimdi o aslında birazcık çiftimizin karakteriyle de çok alakalı ve ilk iki ders zaten farklı müziklerle çalışmayı tercih ediyorum. Hem kendi müziklerinden sıkılmasınlar hem de farklı ritimlerle dans etmeye alışkın olsunlar diye. Ve bu arada da bakıyorum hangi ritimlerle daha rahat dans ediyorlar. Mesela bazı çiftlerim var çok yavaş müziklerde çok daha rahat dans edebiliyorlar. Bazıları var daha hareketli müziklerde daha keyifli dans ediyorlar. Birazcık çiftimizin karakteriyle de alakalı. Mesela bana çok böyle tatlı böyle daha genç, bıcır bıcır böyle çok hareketli bir çift geliyor. Ama o kadar yavaş bir şarkı seçiyorlar ki hiç onların karakterine uymamış oluyor. Hemen el atıyor musun durumu o durumlarda? Evet atmayı tercih ediyorum. Hayır bu sizlik değil. Çok direkt öyle söylemesem de farklı müzikler de araya koyunca zaten onlar hissediyorlar dans ederken ve aa bu müzikle de biz güzel dans ettik nasıl görünüyor deyip hani kendileri aslında ben yol gösteriyorum ama gene onlar kendileri seçiyorlar müziklerini. Ama olmayacağı müzik de zaten direkt söylüyorum yani bu müzik size hiç oldu olmadı direkt yorum yapıyorum. Çünkü bir kere evleniyorlar. Telafisi tabii, yok bunun. Aynen öyle. Güzel bir şey çıkması lazım. Kusursuz olması gerek aynen, kusursuz hataya yer yok. Aynen doğru. Peki ama hataya yer yok diyorsun. Mesela oldu ki çiftler koreografiyi unuttu. Unuttu. Veya çok heyecanlandılar. Çok heyecanlandılar. Ne olacak? Bu duruma nasıl el atıyorsun? Zaten dans etmeyi öğrenmiş oluyorlar. Dolayısıyla yani bir hata oldu, koreografi kaçtı. Bir ritim kaçtı hemen toparlama şansları var. Bozuntuya vermeden. Vermiyorlar. Çünkü ilk iki ders zaten dans etmeyi öğreniyorlar ve zaten dans ediyorlar ikinci dersin sonunda. Üçüncü derste sadece müziğe uygun bir şekilde hareketlerin bir sıralaması oluyor. Bir koreografinin çıkması oluyor. Eğer o koreografiye uyarlarsa hani müzikle de daha uyumlu gitmiş oluyor. Ama uymadı zaten onu kimse bilmiyor ki hani koreografinin ne olduğunu. O yüzden gene kurtarıyorlar durumu. Doğru tabii. Davetliler hareketleri bilmedikleri için aynen. Koreograf nasıl? O yüzden onu biz biliyoruz. Dolayısıyla evet devam edebiliyorlar. Peki sevgili yönetmenim acaba görüntüler şu an hazır mı? Bir göstersek izleyicilerimize. Aa ben bakmadığım için ekrana tabii dönüyormuş meğer görmedim. Evet şu anda mesela görüyoruz. Bu Hande Kayacık imzalı bir koreograf. Evet çok estetik gayet güzel. Baksanıza. Çok güzel yani. Düğündeki davetleri de havaya sokar aslında değil mi bu danslar? Aynen. Yani neşelendirir, ne kadar güzel der davetliler. Çok güzel bir ambiyans oluşur düğünde. Ve düğünden sonra fotoğraflara, videolara çok güzel anılar kalıyor bu sayede. Tabii ki videolar güzel çekilir, özel. Bir de düğün girişi, mesela şimdi çiftler düğünden içeri girdiler, kapıdan içeri girdiler. O müziği de mi siz ayarlıyorsunuz yoksa kendileri mi karar veriyor? Onlar kendileri de karar verebilir. Mesela bu çiftim dans ettikleri müzikle içeri girip aynı müzikle devam etmişlerdi. Evet. Ama farklı bir müzikle de girilebilir. Bu konuda da yönlendirmeler yapıyorum ama DJ'leri de yönlendirebilir zaten. Onların elinde daha büyük arşiv vardır.
başka görüntüler de vardı. Onları da ilerleyen zamanlarda. Tamam. Peki bu alanda ilerlemeye başladığınızdan beri tecrübelerinize dayanarak vereceğiniz tavsiyeler nedir çiftlerimize, evlenecek adaylara? Düğün dansı üzerine değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi mutlaka eğer hani dans dersi alacaklar ya da almayacaklar, hani bunun kararından önce mutlaka bir denesinler. Hangi müzikle dans etmek istiyorlarsa o müzik üzerinde bir eşiyle bir dans etsinler. Baktılar ki gerçekten durum vahim, o zaman hani çekinmeden gelebilirler. Onlara yardımcı oluyoruz. Evet. Hani baktık ki hani rahat yapıyorlar, kendileri devam edebilirler ama mutlaka gelinlik modeline, kuyruğu, duva mutlaka dikkate almaları için, gerekiyor. Evet. Evet. Çünkü o dediğim gibi kotla elbiseyle dans etmeye benzemiyor. O çok bambaşka bir faktör. Ve düğün günü mutlaka prova yapmalarını tavsiye ediyorum düğün mekanında ve gelinlikle. Ki o mekanın o ışıklandırılmış, o süslenmiş haline, o yüksek sesle gelen müziğe mutlaka alışkın olsunlar. Orada bir ambiyansı yaşasınlar ki o heyecanı atsınlar. Evet. Daha rahat ediyorlar o zaman. Hem gelinliğe de alışmış oluyorlar. Bir de dans müziklerine böyle çok 4-5 dakikalara çıkmadan 2-2,5 dakikayla sınırlamalarını tavsiye ediyorum. Çok güzel söyledin. Süre de önemli değil mi? Süre de tabii önemli. Harekete denk olarak. Kısa öz yapsınlar ve hani tadında bıraksınlar. Göz karmaşası da oluşmaz. Aynen, bir de davetlilerin de hani bir konsantrasyon süresi aynen var. Öyle, 4 tabii. dakika bir yere bakmak hani uzun sürebiliyor. Çünkü masadakilerle sohbete devam ediyor. Tabii. Önündeki yemeğini alıyor, içkisini içiyor. Tabii. Dolayısıyla çok dansı izlememeye başlıyorlar süre uzadıkça. Dolayısıyla hani kısa öz tadında bırakırlarsa çok daha keyifli, daha vurucu, daha akılda kalıcı olacaktır. Tabii doğru. Peki düğün öncesi yani birkaç saat öncesi dedin ki prova şart. Mutlaka prova mekanda bir 10-15 dakika gerekiyor. Bile olsa bir mekanı görmeleri şart. Evet, peki çiftlerin yanında bu zamanda yer alıyor musun? O provaları yaptıkları sırada. Eğer çiftimiz ona göre paket alıyorsa evet onların yanında oluyorum. Avantajlı evet, paket. Avantajlı paket, ekskluzif paketimizle evet, geçiyor. Şimdi Cem TV izleyicilerimize özel tabii. Şimdi Hande Kayacık'a ulaşmak isterseniz aradığınız zaman bizim izleyicimiz olduğunuz için özel bir indirim yaparsın değil mi Hande'cim? Yardımcı olmaya çalışırım onlara. Evet, yardımcı olursun seve seve. Şimdi düğün sezonu çünkü. İnanılmaz yoğun bir trafik var değil mi şu aynen, an sende de? Ramazan bayramından sonra yoğun bir döneme giriyoruz. Çok yoğun tabii. bir dönem. Haftanın 7 günü çalışmaya başlıyoruz ondan maşallah. Sonra. Hafta içi gelmek isteyen çiftlere yardımcı oluyorum. Genelde herkes çalıştığı için iş sonrası tabii. gelmek istiyorlar. Evet. Akşam 11-12'lere kadar devam edebiliyor derslerim. Hafta sonu gelmek isteyen çiftler olduğu zaman cumartesi pazarları da çalışıyoruz. Çok o yüzden hani, saat konusunda biraz fazla esneyiz. ama yeter ki zaman ayırsınlar. Evet, bu da senin işini çok sevmenden kaynaklı çok seviyorum. Bir şey sevmesem, tabii ki. Evet, yapamazsın yapılmaz. Bu tempoda çünkü. Bu tempoda. Evet, portföyünde de çok güzel isimler var. Tabii isim vermiyoruz şu an ama ünsüz, ünlü efendim bir sürü güzel, başarılı hepsi birbirinden isimler tatlı, var. Yani. Çok güzel, çok cici çiftler. Evet, hakikaten bu alanda çok çok başarılısın. Teşekkür ederim. Umarım güzel düğünlere imza atarsın gelecekte de. İnşallah, inşallah. Peki, geçen sezon düğün dansı için en çok hangi şarkılar tercih edildi? Ve bu sezon genelde hangi şarkıları tavsiye edeceksin çiftlere? Yabancı parçalardan geçen senelerde John Legend'ın All of Me parçası çok tercih ediliyordu. Aynı dönemde Ed Sheeran'ın Thinking Out Loud şarkısı çıktığında çok tercih edildi. Geçen sene sonuna doğru Ed Sheeran'ın Perfect parçası çıktı. Bence gerçekten de çok perfect bir parça. Şu anda da hatta hala o devam ediyor popülerliği bence. Çok hem sözler hem melodi olarak çok güzel bir parça. Onun dışında eski klasikler hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz. Ne mesela? Mesela bir Leonard Cohen Dance Me to the End of Love. Mesela bir Fly Me to the Moon parçaları. Yani hem sözler klasik. Anlamında hem hiçbir zaman modası geçmeyecek mi? Klasikleşmiş parçalar. Ama ben şeyi kullanmayı daha çok seviyorum. Bu parçaların coverlarını bulup coverlarını kullanmayı tercih ediyorum. Tabii. Böylece hem daha yeni bir oluyor. Ses, evet. yeni bir sound hem evet. biraz daha farklı oluyor. Ama bilinen hafif aşina oldukları bir ritim evet. ve sözler olduğu için hani insanlar da eşlik edebiliyor. Evet.
Bence güzel, evet, keyifli parçalar oluyor. Genelde yabancı müzikler söyledin şu anda. Yabancı genelde var, yabancılar mı Türkçeler tercih ediliyor? Türkçeler de var. Türkçeler de tercih ediliyor. Türkçenin şöyle bir avantajı var. Davetliler de yani o parçaya eşlik edebilme şansı var. Evet. Şarkıyı söylüyor, belki bir alkış tutuyor, bir ritim tutuyor. Dolayısıyla evet, birazcık daha interaktif bir şey olmuş oluyor. Daha enerjisi yüksek oluyor. Evet. Geçen sene de en çok kullandığım parçalardan mesela Tarkan'ın Aşk parçası hala popülerliğini devam ettiriyor. Tut Elimden Beni Çok Sevmiydi. O en son o çıkan parçası. Klasik. O bana biraz yavaş geldi. Çok yavaş geldi. Çok yavaş geldi. Ama sözleri tam böyle düğün parçası. Söz güzel ama biraz ağır. Hani çok ağır, evet, doğru. Çok ağır. Evet. Daha eski bir parçası var. Aşk diye bir parçası. Onu bilmem belki. Hatta deminki kliplerde dönen parçaydı, bilmiyorum. Ses verildi mi arkadan ama. Ses belki acaba programda belki şarkıyı veremiyoruz. Doğrudur. O parça çok güzel. Onun dışında Sezen Aksu. Sezen Aksu kutlama, klasik zaten değil kutlama mi? Kutlama parçası. Hem sözler olarak çok güzel, hem ritim olarak çok güzel. Bu aralar Yaşar'ın bir parçası var benim favorilerim arasında. Son albümünden bir parça. Son Göz Ağrım diye bir parçası var. Hem sözler olarak hem de melodi olarak çok keyifli bir parça. Ama tabii Türkçelerde biraz sınırlıyız. Evet. Çok fazla yani ya söz çok güzel oluyor, melodi ritime uymuyor. Ritime uyması önemli çünkü dansın. Ya ritim çok güzel ama sözler tamamen ayrılık parçası. Biraz sanırım biraz depresif bir halkız. Hep böyle ayrılık parçaları. Melankolik. Melankolik, hep böyle ayrılık üzerine parçalar. O yüzden öyle hani mutluluğu yansıtan, sevgiyi yansıtan parça bulmak da birazcık zorlanıyoruz açıkçası Türkçe'de. Biraz daha kısıtlı o yüzden Ayşe. Doğru. Şimdi az önce dedin ki mesela gelinlik modelleri çok önemli dedin. Mesela şu an gördüğümüz çiftin gelinliği biraz aşağı doğru iniyor ama çok kabarık değil galiba. Sanırım A kesim bir model. Evet, A kesim. A kesim mi deniliyor bu modele? Bu modelde mesela kolay olur mu dans, ayak hareketleri vesaire? Tarlatan'da sanki yani kabarık aslında modelde daha zor gibi sanki. Tarlatan biraz hayat kurtarıyor. Öyle mi? Tarlatan'ın olması çünkü bayanlar hani yürürken içeride bir alan sağlamış oluyor. Dolayısıyla yürürken önde eteğe basmamış oluyor. Dolayısıyla rahat. Ama tabii bu tarlatanın da boyu önemli. Çok minik olursa gene ayağa basma ihtimali var. Çok geniş olursa bu sefer hani eşiyle tutuşurken arada çok fazla mesafe olacak. Hani o açıdan, ama orta boy tarlatanlar aslında çok güzel hayat kurtaran tarlatanlar. Peki şimdi bir de şu da çok yalnız. Çiftler tam dans ediyor. Eğer gelinliğin kuyruğu çok uzunsa çiftin kuyruğuna basma şeyi de oluyor. Kaygısı da oluyor değil mi? Öyle şeyler de oluyor mu dans ederken? Ama zaten bütün derslerde hep o gelinlik, ilk derste zaten gelinlik modeline bir bakıyoruz. Evet. Hani o gelinlik modelinde kuyruk toplanacak mı, toplanmayacak mı? Evet. Nikahtan sonra hani açık mı dans edeceğiz, kapalı mı toplu mu dans edeceğiz? Ona bir bakıyoruz. Eğer kuyruk, baktık ki bize hani çok zorlayacak bir kuyruk, hareketleri ona göre zaten uyarlıyorum ben. Kuyruğu hep dikkate alacak şekilde dans ettiriyoruz. Kaldı ki son derste mutlaka bir tarlatan giydiriyorum, kuyruk takıyorum, duvak takıyorum. Onlarla bir prova mutlaka yapıyoruz. Evet. Hani bastıklarında hani bir şey olmadığını aslında görüyorlar. Yani çok korkulacak da bir şey yok. Bastığınız da sıkıntı değil. Nasıl kurtaracaksınız, onların hepsinin yollarını gösteriyorum bir zaten. Bir de güzel derste bir tarzın var çiftlerinle. Hep sosyal medyada fotoğraf koyup mezuniyet yazıyorsun. Selfisi. Artık prova bitti anlamına geliyor değil aynen, mi? Mezun oluyorlar. Benden mezun oluyorlar. Evet, aynen. Artık gerisi özel güne kalmış. Ve köprüden önceki son çıkış orası. Evet, mekan olarak da. Yerimiz zaten Anadolu Hisarı köprüden önceki son çıkışta. Evet. O da böyle güzel bir şey oldu, denk geldi. Evet. Şimdi sezon tabii yoğun sizin. Peki kına dansları vesaire oluyor mu? Hani kına gecesi için. Bunları ayarlıyor musun? Başka arkadaşlara yönlendiriyorum. Duymadım ama yine bir sormak istedim. Kına daha çok yöresel danslar daha hani kına için güzel gidiyor. Yöresel danslar benim branşım değil. Eğitimimin olduğu bir branş değil. O yüzden spesifik olarak benim branşım eşli danslar, salon dansları. Dolayısıyla hani eşli danslar konusunda yardımcı oluyorum çiftlere. Peki gelelim hatalara. Özellikle şu çiftlerin şu hataları yapmaması gerekir dediğin var mı hatalar? Var. Mesela yere bakmak. Özellikle beylerde hani ilk dersten beri hep söylediğim şeydir bu. Yere bakmayın. Çünkü özellikle beyler yere baktıkları zaman nereye baktığınız belli değil. Kafa iniyor aşağı, göz kapakları iniyor. Siz orada eteğe mi bakıyorsunuz, yukarıdan dekolteye mi bakıyorsunuz, dışarıdan belli olmuyor. Ya. Ve sonra fotoğraflarda böyle çıkıyorlar. Ah, en kötüsü çöp. Fotoğraflar doğru, çöp olacak. Bir de insanlar da hani anlamayacak da kimse eteğe baktığını, ayağına baktığını düşünmez. Hani direkt hani dekolteye zoomlamış gibi gözüküyor. Mesela hani ilk dersten beri hep söylediğim, hep uyardığım konu budur.
Tabii. Gerçekten kötü bir görsellik de kötü olur yani. Görsellik de kötü. Fotoğrafları da yansıyacak. Hani durumu kurtarma şansınız da yok artık o saatten sonra o yüzden. Peki beyler daha mı heyecanlı oluyorlar geline göre genelde dans konusunda? Değişiyor. Değişiyor. Bazen bayanlar daha heyecanlı, daha stresli oluyor. Bazen beyler daha heyecanlı oluyor. Evet. Peki ilk ders gelip de kendini çok yeteneksiz gören bir gelin adayı sonradan pes edip ben yapamayacağım işte olmuyor diyen var mı? Aslında yoksa tam tersi öyle insanı oluyor. Bile muhteşem bir dansa götürebilir misin? Aslında tam tersi oluyor. Ben çok yeteneksizim, hiç dans etmedim, ne yapacağımı, nasıl dans edeceğimi bilmiyorum deyip geliyorlar. Ama ilk dersin sonunda zaten çok zor değilmiş bu iş, biz yapabiliyoruz. O zaman birazcık daha iddialı olabiliriz, kolaymış deyip hani tamamen fikirleri değişiyor. Çünkü bilmediğiniz bir konu olduğu için ve bilmeden bir şey yapmaya çalışıyorsunuz olmuyor normal. Evet. Bu benim hiç bilmeden Almanca okumama benzer. Yani 15 tane sessiz harfi arka arkaya okumak hani benim için mesela imkansız. Ama belki onun tekniğini bilsem, nasıl yapmam gerektiğini bilsem çok daha kolay. Aynen dansla da böyle. Yani tekniğini bildikçe, o kuralları bildikçe zaten çok rahat yapıyorlar, çok kolay yapıyorlar. Evet. Peki kır düğünlerine özel bir değişikliğin var mı dans konusunda? Veya işte kır düğünleri için. Gerçi özel bir pist yapılır tabii ki. Mutlaka yapıyorlar tabii. Değil mi? Yani davetler için biraz kır düğünleri kabus olabilir. Aynen. Ama mutlaka bir dans pisti oluyor çünkü çimenler de mahvolur zaten. Aynen öyle. Mesela benim önümde yani gelecek dönemde çok yakın bir arkadaşım evleniyor. Kır düğünü yapıyor. Şimdiden düşünüyorum nasıl giyineceğim ben ayakkabıyı? Sivri topuk giyinemeyeceğim. İşte ya kalın topuk ya da çime, düz taban. Aynen öyle babet. Çime gireceği için düz giyineceğim yani. Ya da işte dediğin gibi dolgu topuk olabilir. Ya da babetlerle. Evet. Bu gelini ama biraz etkilemiyor dans konusunda değil mi? Çimen olması mı? Yani kır düğünü olması. Kır düğünü olması pist yok oluyor, etkilemiyor. Herhalde. Pist mutlaka oluyor. Ya bir parke pist kuruyorlar ya mekanın pisti vardır. Şimdi moda olarak hani pistte kendi logolarını basmayı çok tercih ediyor çiftler. Kendilerine özel bir logo olsun. Onda genelde vinil bir malzemeye basarlarsa sıkıntı yok. Ama özellikle salon düğünlerinde bazen benim en çok zorlandığım konu o oluyor. Mesela salonu siyah halı kaplıyorlar ve aynı siyah halı dans pistinde de devam ediyor. Ve çift eğer halıda dans ediyorsa gerçekten o konuda çok zorlanıyoruz. Çünkü halı direkt tutuyor. Elektrikleniyor, ağırlaştırıyor gelini ve zaten yürürken direkt hani yapışıyorsunuz. Dolayısıyla eğer öyle bir durum söz konusuysa o zaman hani hareketleri birazcık daha ona göre dizayn ediyoruz. Müziğimizi daha ona göre daha bir tık daha alt tempolarda seçiyoruz ki o gün düğün günü zorlanmasınlar. Genelde şimdi tabii her kadının tarzına göre değişir. Her genç kızın bir hayali vardır. Evlenmeden önce der ki gelinliğim şöyle olsun, işte kabarık prenses modeli olsun veya işte balık diyorlar şimdi. Birkaç senedir balık modeli çıktı, dar balık. Tuvalet gibi duran gelinlik modeli. Kimisi diyor ki tül gelsin, hani çok kabarık olmasın. Genelde senin fikrin. Tabii her model gelinlik giyen gelin adaylarına öğretiyorsun bu dans koreografisini ve başarıyla yapıyorlar. Ama genelde tavsiye ettiğin daha güzel görsel olarak görünebilir dediğin gelinlik modeli hangisi? Şimdi ben öncelikle gelinin rahat olması taraftarıyım. Çünkü bütün gün o gelinlik onun üzerinde kalacak. Evet, doğru. Ya ben mesela çok ağır gelinlikler tercih etmezdim. Hani birazcık daha taşıması rahat, içinde yürüyebildiğim, rahat hareket edebildiğim bir gelinlik olmasını tercih ederdim. Onun dışında tamamen onların hayallerine bırakıyorum. Hani istediği gibi kollar, omuzlar yapabilirler, istediği kadar büyük, geniş yapabilirler. Yeter ki hani rahat edebildikleri bir gelinlik olsun. Bir de beni en çok zorlayan hani çok uzun kuyruklar olduğu zaman. Doğru tabii. Bu ayak zaten gelini de zorluyor. Ya o kuyruğun olur. Daha sonraki aşamalarda bir toplanma ya da bir çıkma şansı varsa o zaman gelin de rahat ediyor. Çünkü sadece dans değil. Danstan sonra masaları dolaşacaklar. Masa aralarında o kuyrukla gezecek. Daha sonra pisti açacaklar ve artık dans etmeye başlayacaklar bütün herkesle birlikte. O kuyruk arkada 2 metre yer kapladığı zaman zaten hani pistte bir tek gelin kalıyor. Aynen öyle. Gelin yerinde bir dönse zaten herkes domino taşı gibi devrilecek. Evet, dolayısıyla hani bir toplanma aparatı olursa o kuyrukların çok daha rahat ediyorlar. Dediğim gibi rahat yürüyebildikleri bir gelinlik olduktan sonra ben onların gelinliğine uyuyorum. Şimdi bizde bir klasik kafada pozlama oluyor ya kadınlarda. İşte şu, gitmeden önce şu sosyal medya zaten inanılmaz bir bağımlılık yarattı yani hepimizde. Artık bir yere gitmeden şey düşünüyoruz kafamızda poz düşünüyoruz yani. İşte şu alanda şu poz güzel gider. Manzarası şöyle manzarası böyle gibi. Şimdi de gelin de
Kuyruk uzun olunca bir klasik bir poz var. Kız arkadaşlar o çember oluşturuyor gelinin etrafında. Ve kuyruğu bütün arkadaşlar ellerinde tutuyorlar. Şu sağladıkları. Evet, aynen. Kuyruk açılıyor, çok güzel bir görsel oluşuyor. Evet, yukarıdan çok güzel kareler çıkıyor. Ben de çok beğeniyorum onu. Ben de çünkü görüyorum hani çok hoşuma gidiyor o. Biraz da onun için mi acaba kuyruğu uzun istiyorlar? Bilemiyorum. Değil mi? Belki o da olabilir. Ama şey de güzel duruyor. Kuyruk mesela bir merdivenden iniyorsanız ya da bir salona girişte hani arkada uzun gözükmesi yani estetik İhtişamlı açıdan duruyor. Güzel duruyor. Evet. Hani kuyruksuz gelinlikte bence olmaz. Hani bir kuyruk mutlaka şart olmalı kuyruk, ama bunu da abartmamak lazım. Tabii ki bazıları çok abartıyorlar. Peki bir şey soracağım. Şeyin gelinliğini nasıl buldun bu arada? Yani biz kadınlar arasında biraz gıybet de olur yani. Bir de bu dünyada ses getiren bir güzel bir gelişme diyelim. İngiltere prensinin evlendiği eşini nasıl buldun gelinliğini? Meghan Markle'ın. Aslında çok sade ve çok zarif sade bir gelinlikti. Ben beğendim aslında çok konuşuldu o gelinlik üzerinde. Daha büyük bir beklenti vardı sanırım böyle daha ihtişamlı olsun diye ama aslında çok zarif ve çok sade bir gelinlikti. Çok sadeydi yani aşırı sadeydi biraz tuvalet gibi duruyordu yani. Onların tarzı, onların hayali, onların karakteri. Zevkler zaten hani kültürden kültüre de zaten çok değişiyor. Evet, evet. Bilmiyorum ben zarif buldum aslında. Şeyin çok daha güzeldi. Kate Middleton'ın, evet. Prens William'ın eşi, Düşes, onun gelinliği muhteşemdi. Çok daha güzeldi. Zarifti. Zarif. Tam böyle klasik bir gelinlikti ve çok zarif duruyordu. Aynen. Evet. Gıybetten sonra. Evet. Şimdi dersleri 1,5 ay sonra çiftler genelde başlıyorlar. Düğünden bir buçuk ay önce. Düğünden 1,5 ay önce. Genelde haftada peki kaç gün gelmeliler? En güzeli aslında haftada bir gelmeleri. Hı-hı. Ya da araya en azından bir 4-5 gün koymaları. Hı-hı. O zaman daha verimli oluyor. Çok böyle birbirine yakın yapınca hem çiftin onu hazmetmesi için bir süre gerekiyor. Onu yapamamış oluyorlar. Biraz pratik yapmaları gerekiyor. O yüzden araya mutlaka bir 4-5 gün koymak gerekiyor. Fazla da uzatmamak gerek değil mi? Bu sefer çünkü figürleri unutur. Unutulmuyor. Çiftler. Zaten ilk iki derste erken de yapabilirler. Mesela bazı çiftlerin var yurt dışından geliyorlar. İstanbul'a geldikleri dönemde ders alıyorlar. Bir de ondan sonra düğünden önce bir hatırlayıp bir toparlama dersi gibi yapıp geliyorlar. Dolayısıyla ilk iki dersi önce yapmanın bir sıkıntısı yok. Yeter ki son iki dersleri düğüne yakın olsun. Doğru tabii. Zaman biraz az olmalı ki hareketler aynen daha akılda kalmalı. Aynen. Son iki ders düğüne yakın olmalı. Peki yurt dışı demişken eğer farklı bir şehirde ikamet eden, farklı bir şehirde evlenen çiftler sana müracaat ederlerse işte Hande Hanım biz oraya gelemiyoruz, iş yoğunluğumuz çok fazla derlerse gitme imkanı oluyor mu farklı bir şehre? Şimdi yoğunluğumdan dolayı başka bir şehre gitme şansım yok ama şehir dışından gelen çiftlere de şöyle yardımcı oluyorum. Çok var çünkü farklı yerlerden gelen hafta sonları gelin diyorum. İstanbul'a mesela alışveriş için geldiklerinde, başka işlerini halletmek için geldiklerinde cumartesi pazar şeklinde bir yoğunlaştırılmış bir program yapıyoruz. Ve dersin sonunda ne yaptıklarını bir kameraya çekiyoruz. Ellerinde en azından bir görsel oluyor. Yani çok güzel. Daha sonra eğer bir daha gelme şansları varsa o zaman onu 4 derse tamamlıyoruz. Ama gelme şansları yoksa 2 derslik bir daha sade bir dansla bitiriyoruz onları. Kaldı ki daha sonra unutuldu. Herhangi bir şey oldu. Daha sonra artık teknoloji gelişti. Evet. Birçok program var görüntülü konuşabilmek için. Evet, görüntülü evet, bağlanıyoruz. İşte değil ne mi? Eksik onda ne değil. Şeysiniz yani aktif oldunuz artık. Teknolojinin hızına yetişilmiyor zaten. Aynen. Evet. Görüntülü konuşarak, görüntülü bağlanarak da eğer bir hata varsa, unutulan bir şey varsa oradan biz onu tamamlıyoruz. Çünkü zaten ilk iki derste aynı dili konuşmaya başlıyoruz. Evet. Çünkü onu öğreniyorlar. Dolayısıyla ben uzaktan herhangi bir şey söylediğim zaman çok rahat anlıyorlar. Evet bunu unutmuştun deyip hemen toparlayabiliyor. Tabii o da önemli. Rahatlatır da karşındaki kişiyi. Evet. Peki dersler sonrasında farklı mesela düğün dansını öğrettin. Düğün dansını yaptılar. Peki daha sonrasında çiftler sana geliyorlar mı özel başka bir gün için farklı bir dans alanında eğitim almak için? Aslında ben onları artık bıraktım. Hani çok sosyal amaçlı ders vermiyorum. Çünkü düğün çok zamanımı alıyor. Vaktim kalmadığı için sosyal dansları şu artık veremiyorum maalesef. Yok. Sadece nişan. Çünkü onların bir son yetişmesi gereken bir düğün var. Hani bugün olmadı iki ay sonra gelin deme şansım yok. Doğru. Dolayısıyla ilk etapta önceliğim nişan dansı ve düğün çiftlerim. Evet. Çünkü onların hayallerine ortak olmak. Tabii çok güzel söyledin. Çok çiftimize de buradan mutluluklar diliyoruz. Peki nişan dedin, evet nişanı konuşmadık aslında. Nişanda da dans dersleri veriyorsun değil evet, mi? Evet nişanda da eğer bir mekanda yapılıyorsa aynı düğün konseptin gibi bir şey olacaksa evet nişanda da ders alıyor çiftler. Ama ne yapıyoruz bu sefer 4 derslik daha böyle farklı. Çok
çok koreografik bir çalışma yapmak yerine birazcık daha hani dansın temellerini atıp daha sade, daha zarif bir hani bir başlangıç yapıyoruz ki hem düğüne bir temel olmuş olsun. Hı hı. Hem de nişanda böyle bir güzel bir hoşluk, bir zarafet olsun. Yani, tabii ki güzel olabilir, hareket olur. Evet. Evet. Peki eklemek istediğin başka şeyler var mı Andeciğim? Düğün dansıyla alakalı anekdotlar. Her şeyi konuştuk sanırım. Her şeyi konuştuk. Ne tavsiye ediyorsun yani izleyicilerimize, dans öğrenmek isteyen izleyicilerimize düğün öncesi? Özellikle şu diyebileceğim bir şeyler var mı? Dediğim gibi çok son dakikaya bırakmasınlar. Düğünden yaklaşık böyle bir ay önce derslere en azından başlasınlar. Çünkü gün yaklaştıkça onların yapmaları gereken stres işler olurlar, de değil mi? Artıyor, stres oluyorlar. Dolayısıyla gerilebiliyor çiftler. Hiç gerek yok. Önceden başlayın rahat rahat böyle haftada bir şekilde. Zaten biraz terapi gibi oluyor. Son bir ay gerçekten çiftlerin en yoğun dönemleri oldukları için çok gerilebiliyorlar. Tamam. Bu dans dersleri aslında onları birazcık terapi gibi olup onları rahatlatan doğru bir aslında, saat. Evet. Benim birçok çiftim var. Ben hissediyorum derse çok gergin gelip dersten sonra rahatlamış bir şekilde çıktıklarını çok biliyorum. Dolayısıyla hani çok şey yapmasan onlara çok faydası olacak dersler aslında. Sadece illa koreografi yapayım, uçayım, işte eğileyim, kalkayım değil olay. Düzgün gözükmek. Tabii, çünkü doğru. Fotoğraflara yansıyacak, videoya yansıyacak. Kesinlikle, ve ileride doğru. En çok bunlar kalıyor ileride. Tabii ana olarak. Ana olarak bunlar güzel kalıyor. Bir düğün videosunda en çok ne izleniyor? İşte nikah anı izleniyor. Tabii. İçeri giriş, ilk dans, belki bir de pastanın kesildiği an tabii, izleniyor. Dolayısıyla güzel karelere. Aslında doğru söylüyorsun. Yani düğünde en önemli detaylardan biri ilk dans. Hı-hı. Düğün dansı dediğimiz Hı-hı. dans. Evet. Çok çok önemli. Yani davetlilerin, Hı-hı. düğünde gelin ve damadın hı hı. en çok aklında kalan evet, nikah anı güzel ve bir ayrıntı. Dans. Nikah anı evet. çok evet. Nikah anı için de zaten çalışıyoruz. Mesela öyle içeri mi? Girerken, yürürken neye dikkat edecek? Merdiven iniyorsa işte sağda mı duracak, solda mı duracak? Eteğe takılırsa nasıl tutacak? Çiçeği nasıl tutacak elinde? İşte yürürken ne yapacak? Hani bütün o detayları çalışıyoruz. Nikah masasına nasıl çıkacak? Ne zaman evet diyor, ne zaman ayağına basıyor, ne zaman öpüyor? Ne zaman işte evlilik cüzdanını alıyor, sağlıyor. Onların hepsinin üzerinden bir geçiyorum. Çünkü insanlar ilk defa evleniyor ve hani tabii. ne olduğunu heyecan, bilmiyor. Tabii. Dolayısıyla ona bir üstünden geçip hani ne olacağını bir evet. anlatmak gerekiyor. Bildikleri zaman bir de düğün günü orada birebir prova yaptıkları zaman zaten çok rahat dans ediyorlar ve ortaya da çok güzel şeyler çıkıyor. Ayağa basmadan olmuyor değil mi yani? Ayak geleneklerimiz basma, de var. Gelenek yani 100 yıllardır böyle. Geleneklerimiz de var. Evet, o yüzden hani adet yerini bulsun, bir basmak lazım. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Mandeciğim, ederim. Geldiğin çok keyifliydi. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Bilgilerine sağlık, önerilerine sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Çok da güzel oldun. Hı-hı. Başarılar diliyorum. Çok düğün teşekkür ederim. Sağ ol aynı şekilde. Çiftlerine de mutluluklar diliyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra bizimle diyetisyen Hülya Akgün olacak. Zayıflama önerilerini konuşacağız. Beslenme önerilerini konuşacağız. Başka kanallara zap yapmayınız lütfen. Körfezi'nin tanınan inşaat firması As Yılmazlar Limited şirketinin Elia Yaşam Evleri projesiyle Körfez'e yeni bir yaşam anlayışı sunmaktadır. Projemizde tamamı bitmiş yapı kullanması alınmış 6 blok, 92 daire, 4 iş yeri mevcuttur. 24 saat özel güvenlik ve kamera sistemiyle güvenliğiniz sağlanmaktadır. Bloklarımız 4 kat ve her katta 4 daire olacak şekilde tasarlanmıştır. Dairelerimiz 2+1 108 metrekare ve 3+1 128 metrekare şeklinde uygulanmıştır. Sitemiz havaalanına 10 kilometre, denize ise yürüme mesafesindedir. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın ikinci yoğun oksijeninin dağ, deniz ve termal turizminin bir arada olduğu bölgemizde siz değerli canları görmek isteriz. İrtibat numaramız 0090 266 384 1368. 0533 453 0422 0532 724 2321 0532 706 0893 As Yılmazlar İnşaat Limited Şirketi Elia Yaşam Evleri Projesi.
Siz içmeseniz bile nargile dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Hakkınızı aramak için 184. Yeşilay. Abla, 1 liranız var mı ya? Abla, 1 liranız var mı acaba? Vermek yok mu burada? 1 liranız var mı? Sakın para falan. Abi 1 lira be. Ne olacak sanki o? Al kardeşim. Çocuk sahibi olamayanlar ve olmak isteyenler için jinekolog Ercan Köse ile Reçete tam size göre bir program. Aile sağlığı, kısırlık ve kütüphane. Elinizdeki tahlil tetkiklerle geliyorsunuz. Tüp bebek tedavisini anlaşılır bir dille ekrana taşıyan Ercan Köse ile Reçete her cumartesi saat 11.30'da Cem TV'de. Mustafa Mutlu'yla Kral Çıplak programının bu haftaki konuğu CHP eski milletvekili Umut Orhan. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecini, Avrupa ve Amerika ile ilişkileri ve Atatürk'le Cumhuriyet karşıtı halleri konuşuyoruz. Mustafa Mutlu'yla Kral Çıplak bugün 19.30'da Cem TV'de. Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Milletimize güvenerek yola çıktık. 100.000 imza verdik. Bu ülke senin servetin, malın, tanrının evin değil. Evet, hoş geldiniz tekrar sevgili izleyiciler. Evet, düğün sezonunu kapattık efendim. Şimdi düğün sezonunu kapattıktan sonra fit görünmemiz, damatlık içinde ve gelinlik içinde zayıf görünmemiz de önemli. Düğünden sonra aslında günlük hayatımızda da bu çok önemli. Evet, Hülya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu da sizin alanınız. Evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim, çok mersi. Evet, şimdi yaz mevsimine girdik. Biz kadınların kabusu yaz. Çünkü işte mayo giyiniyoruz, işte bikini giyiniyoruz. Fazla kilolar çok göz önünde oluyor tabii. Evet. Gelelim beslenmemize. Nasıl sağlıklı ve kiloyu korumak adına beslenebiliriz? Öncelikle böyle girelim, sonra zayıflamayla devam ederiz. Ben şunu söylemek istiyorum en başta. Herkes belirli bir vücut imajıyla dünyaya gelir. Evet. Herkes çok zayıf olmak zorunda değildir. Herkesin belirli bir vücut profili vardır. Hani bu şeyde yayınlarda insanları elmaya, armuda benzetilen vücut tipleri vardır. Hani ne olursa olsun insanlar hani ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar o vücut imajlarını değiştiremezler. Hani basen bölgesi geniş bir gelin, evet. Her zaman basen bölgesi geniş bir gelin olarak kalacaktır. Ama evet. Biraz daha küçülme imkanı vardır. Evet. O yüzden insanlar yani bütün toplum ilk önce kendini sevecek, bedenini sevecek. Ondan sonra kendimizi ve bedenimizi sevdikten sonra doğru beslenmeyi uygulamak çok kolay.
Peki doğru beslenme nasıl olur? Yani mesela şimdi biz size geldik. Bunun için bir diyetisyene öncelikle gitmek, başvurmak gerekiyor. Nasıl bir beslenme programı hazırlarsınız bize? Nasıl? Ben ilk önce kişiyi tanımakla başlıyorum. Kişini tanımam için de kişinin kendisini tanıması gerekiyor. Bana en doğru kelimelerle kendini anlatması gerekiyor. Biz toplum olarak yiyerek rahatlayan bir toplum haline geldik. Doğru. Yemek bir ödül değildir. Bir deşarj olma yöntemi değildir. Hani bu fikirlerden uzaklaştığımız takdirde doğru beslenmeyi hayatımıza sokmak daha kolay olacak. Yani genelde peki ne tavsiye ediyorsunuz? Mesela hep bir klişe sözcük vardır. Artık espri haline gelmiştir bu. Kibrit miktarı kadar işte beyaz peynir yemeniz gerekiyor. 3 adet zeytin yemeniz gerekiyor. Yani bu klişelerden uzak bir beslenme programınız mı var? Yoksa hemen hemen sistem bu şekilde mi? Yani diyetisyenler hep böyle tarifle mi? Kibrit çöpü kadar, kibrit kutusu kadar gibi mi? Ha, tabii ki bu hani bu bir öz eleştiri olarak kabul ediyorum bunu. Bunlar ölçü birimleridir. 30 gram peynir demek yerine işte bir kibrit kutusu beyaz peynir demek çok daha kolay gelir bize. İşte ne bileyim 5 tane zeytin bir tatlı kaşığı yağ ölçüsüdür. Ve bu bir tatlı kaşığı yağ ölçüsünün de belirli bir kalorisi vardır. Hani o yüzden 5 zeytindir bu. Hani tabii ki. Nereye giderseniz gidin, Türkiye koşullarında buna benzer tanımlamalar olacaktır. Sonuçta biz kendimizi ifade etmek için sürekli kullanılan gramajlarla hareket etmemiz gerekiyor. Evet. O yüzden böyle. Ama hani kişi kendisini doğru ifade ederse o miktarlar zaten ona göre ayarlanıyor. Hani o klişelere takılmamak lazım. Evet. Peki günde bir insanın ne kadar kalori alması gerekiyor? Ne kadar kalori tavsiye ediyorsunuz? Hem erkeğe hem kadına. Yaş, cinsiyet, boy göz önünde bulundurarak kalori hesabını yapıyoruz. İşte bu minimum 1000 olur, maksimum 2200 olur, 2500 olur. Dediğim gibi hani kişi eğer müzmin bir diyet vakası değilse, müzmin diyet vakasından kastettiğim ne? Herkesin bir diyet geçmişi vardır. Her yapılan diyet vücuttan metabolizma hızını götürür. O yüzden insanlara deriz ki çok sık diyet yapmayın. Diyet yaptıktan sonra vermiş olduğunuz kiloyu korumaya gayret edin. Çünkü her yapılan diyet metabolizma hızından çalar. Doğru. O yüzden hani ilk kez diyet yapan bir bireyin aldığı kalori miktarıyla işte 10. diyetini yapan, 10. kez zayıflama niyet etmiş bir kişinin aldığı kalori miktarı farklıdır. Farklı değil mi? Şimdi bizim tabii kadınlar arasında klasik bir sözcük var ya, işte şimdi yiyelim, çikolataları yiyelim. Tatlıları yiyelim. Pazartesi başlıyorum artık diye. Pazartesi mübarek gün. Pazartesi. Pazartesi artık tam anlamıyla diyete giriyorum. Ve diyeti bozmayacağım gibi bir klişe sözcük de var. Bunu sık yapmayacağız diyorsunuz. Yapılan araştırmalara göre hani bu konularda gerçekten toplum bilimciler, psikologlar araştırmalar yapmışlar. Pazartesi başlanılan diyetlerin doğru sonuçlar vermediğini. Salı günü bitiyor. Perşembe ya da cuma günü başlanıp hafta sonunun atlatıldığı süreçlerde yapılan diyetlerin daha düzgün sonuçlar verdiği ortaya çıkmış. O yüzden insanlar pazartesi günü diyete başlamaktan vazgeçsinler. Bugün uygun gün, cuma. Bugün cuma başlıyoruz. Evet, hafta sonu itibariyle başlanacak. Çünkü hafta sonu yenilenlerle hafta içi yenilenler her zaman farklı olur. O yüzden hafta sonu genelde insanların diyeti bozma eğilimleri yüksektir. Doğru. Ve ilk hevesle başlanıldığı takdirde hafta sonunun o kaçamaklarından kendimizi uzaklaştırmak daha kolay olabilir. Aslında çok güzel bir konuya değindiniz Hülya Hanımcığım. Dışarıya çıkıldığı zaman hafta sonu işte çiftler, aileler genelde bir etkinlik amacıyla, sosyal aktivite amacıyla restoranlara gidiyorlar tabii. Bir akşam yemeğine vesaire.
daha fazla yemek tüketiyorlar ve restoranda yapılan yemekler tabii bizim evde yaptığımız yemekler gibi değil. Nasıl yağ kullanıyor, ne kadar miktar yağ kullanıyor tabii bunu bilemiyoruz biz. Daha mı fazla kişinin kilo almasına neden oluyor? Dışarıda yenilen yemeklerde sunum harikası. Evet. Hani iştahı tetikleyen çok fazla faktör var. İşte kalori oranlarının yüksek olması daha muhtemel. Bir de hani oraya sadece yemek yemek için gidildiği için o kadar mı yiyeyim, bunu yemeyeyim, şunu bırakayım gibi bir düşünceli hareket edilmiyor. Ha ben bu yemeğe bir bedel ödüyorum. Tabii, onu sonuna kadar bitirmem gerekiyor deniliyor. Yani ben bunun parasını ödedim. Hepsi bitecek. O kadar. Doğru. Aynen öyle. O da var yani. O yüzden doğru. Dışarıda yemek yemek çok sakıncalı. Genelde evde sağlıklı yemekler yapacağız. O şekilde olacak. Peki genelde şöyle bir söz söylenir. Posalı yiyecekler, uzmanlar tarafından posalı yiyecekler tüketilmeli. Neden bol posalı yiyecekler tüketmeliyiz? Bugüne kadar sizinle yapmış olduğunuz sağlık programlarında hep ortak noktadır bu. İşte nedir? Hazımsızlık problemim var, tuvalete çıkamıyorum gibi. Posa bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlıyor. O yüzden posalı beslenelim. En fazla mesela hangi ürünlerde posa var? İzleyicilerimiz nasıl ürünler tüketsinler? Hangi posalı ürünleri tüketsinler? Taze sebzeler, meyveler, tahıl grubu. Bunlar yüksek oranda posa içerirler. Kuru baklagiller yüksek oranda posa içerirler. Yani paketlenmiş ürünlerden uzak durulsun. Şarküteri ürünlerinden uzak durulsun. Nedir mesela şarküteri ürünleri yani? Salam, sucuk, sosis, pastırma. Bu tür ürünler, şarküteri ürünleri diye geçer. Onun yerine işte beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği ya da çok tahıllı ekmekler tercih edilsin. Bunlar da yüksek oranda posa içerirler. İşte meyveyi meyve olarak tüketsinler, meyve suyu olarak tüketmesinler. Meyve olarak çok tükettiğimiz... Çok şeker var meyve suyunda değil mi? Tabii ki. Hem çok şeker var hem posa yok. Meyveyi meyve olarak tükettiğimiz takdirde posadan zengin beslenmiş oluruz. Ve bütün öğünlere, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği hepsi yeşil yapraklı sebzelere dahil etsinler. Taze sebze. Ama şu çok önemli, mevsim sebzesi. Mevsim. Mesela şu anda ne var? Barbunya var. Gerçi bakliyat ürünü barbunya ama. Şey var, taze sebzeden kastettiğim maydanoz, tere, roka. Onlar her mevsim var zaten. Domates, salatalık. Bunlar bu mevsimin... Evet. Ürünleri. Kışın bunlar tüketilmesin, yazın bunlar tüketilsin. Mevsiminde olan sebzeler tüketildiği zaman maksimum fayda sağlarız. Posayı da bu şekilde arttırmış oluruz. Pirinç yerine bulgur tüketmeyi tercih etsinler. Evet. Bulgurun posa oranı pirince göre daha yüksektir. Onun haricinde... Siyah pirinç için ne dersiniz? Siyah pirinç çok tadını bilmiyorum. Tüketen insanların hani çok böyle beğendikleri konusunda bir yorum almadım. Hani ne söylesem yalan olur. Yani çünkü genelde, ben tadına bakmadım. Genelde bulgur pilavını tercih etmeliyiz değil mi? Yani daha sağlıklı hem de posası daha fazla daha dediniz. Daha yüksek oranda posa daha içeriyor. Yüksek dediniz. B grubu vitaminlerinden zengin. Peki domatesi kabuklu mu tüketelim, kabuksuz mu? Şimdi pestisit dediğimiz ilaç artıkları yıkanarak çıkmıyor. Çıkmaya çok yüksek oranlarda pestisit içeren sebzelerimiz var. Hani bunu gözle görmüyoruz. Ben sabunla yıkıyorum vallahi o yüzden. O da çok doğru bir tercih değil. Değil sirke, mi? Aa, yıkamıyor sirke kullanın. Yani sirke yeşillik yani mesela bütün, kıvırcık, bütün, maydanoz onları sirkeli suda bekletiyorum sirke, zaten. Sirkeyle yıkayın, biraz bekletin, sonra bol suyla durulayın, deterjan doğru bir tercih değil. Öyle mi? O zaman domatesin kabuklarını soyarak tüketiyoruz diyebiliriz. Daha doğru olur. Salatalık peki? Bakın kabuklarıyla beraber tüketin diye anlatırdık. Posa oranını arttırmak adına. Öyle bir ama şimdi söz ilaç var. Evet. İlaçlama artıkları meyvenin kabuğunda kaldığı için ve yıkanarak da çok kurtulamadığımız için soyarak tüketin diyoruz. Salatalığı da mı öyle?
Evet. Salatalığın da kabuklarını soyuyoruz. Evet, peki kaya tuzu son dönemde çok popüler olmaya başladı. Genelde uzmanlar diyorlar ki kaya tuzu tüketin. Hı hı. Normal tuza göre daha sağlıklı ve vücuda daha yararlı. Doğru mu bu bilgi? Mineral bakımından daha zengin olabilir ama şey var, bizim burada tuz tercihinden ziyade tuzun ne kadar kullanacağımız çok önemli. Hı hı. Günde kullandığımız tuz miktarı çok önemli. Mesela ne kadar olmalı? Bir gramı geçmesin diyoruz. Bir gramı geçmeyecek. Evet. Hiç tuz almamak da mesela zararlı değil mi? Ama yeşil yapraklı sebzelerden alıyoruz biz bunu. Etten alıyoruz sodyumu. Yumurtadan alıyoruz sodyumu. Et suyu için ne dersiniz bu arada? Eminim çoğu kadın tavuk suyu atıyordur yemeklere, lezzet katıyor. Et suyu atıyordur yemeklere. Şey var, hazır olmamak kaydıyla. Hazır bulyonlar var mesela, onları önermiyorsunuz. Bulyon olmamak kaydıyla evde haşlanmış tavuğun, evde haşlanmış etin suyu pilavlarda, çorbalarda kullanılabilir. Ama şöyle bir tavsiyem olabilir. Et suyu kullanılan çorbalara ve pilavlara ekstra yağ koymasınlar. Öyle mi? Alınan kaloriyi arttırmamak adına. Yemeklere genelde çok fazla kalori almamak için, sağlıklı yemek yapmak için sızma zeytinyağını mı öneriyorsunuz? Yoksa mısır veya ayçiçek yağını mı öneriyorsunuz? Bütün yağların kendine has bir yağ asit örüntüsü vardır. Bu yağ asit örüntüsünün hepsinden faydalanmamız daha elzemdir. Hani ben işte mısır özü yağının, zeytinyağının harmanlanarak kullanılması taraftarıyım. Hepsini karıştıracağız. Karıştırın. Evet. Salatalarınıza zeytinyağı kullanmak istiyorsanız tabii ki kullanın. Ama bütün yağ asitlerinden faydalanmak adına yemek hazırladığınız yağ şişenizi farklı farklı yağlarla zenginleştirip kullanırsanız daha fazla yağ asidi örüntüsü alabilirsiniz. Ben bir deneyeyim bunu. Tadı da güzel olabilir. Kötü olmuyor. Evet. Peki sirke önerir misiniz bu arada? Veya soya sosu? Soya sosunun tuz oranı çok yüksek. Evet, o yüzden biraz soya sosu doğru bir tercih değil ama sirke olabilir, niye olmasın? Sirkeyi öneriyorsunuz değil mi? Peki genelde şimdi yaz öncesi eminim çok danışanınız geliyordur size. Hasta demiyorum, danışan değil mi? Doğru söyledim. Ne genelde söyleniyor tabir? Ya bir şey var, bizim dönemimiz mezunları hasta diyor, yeni nesil danışan diyor, danışan diyelim. Mezunlarınız diyorsa o zaman doğrusu demek ki hasta. Tamam, hasta diyeyim ben de o yok, zaman. Yok, danışan da denilir. Danışan. Peki, size danışanlarınız şimdi yaz öncesi çok gelen oluyordur. nasıl listeler yazıyorsunuz? Yani ne yemeliyiz? Sabah kalkınca ne yemeliyiz? Öğlen ne yemeliyiz? Kaç öğün tüketmeliyiz? Kişilerin dediğim gibi bizim ön görüşmelerimiz olur. Kişiyi tanımaya çalışırız. Kişinin beslenme alışkanlığını tanımaya çalışırız. O kişinin alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak kendi doğru bildiklerimizi kişinin alışkanlıklarıyla harmanlayıp yazdığımız diyeti uygulanabilir hale getirmektir amacımız. Çünkü insanların işte 30 yaşında, 20 yaşında, 20 yıllık, 30 yıllık bir beslenme alışkanlığı var. Ve alışkanlıklar birdenbire bıçakla kesilir gibi ortadan kalkmazlar. Yani yüzden, kibrit çöpü peynir. Hani kibrit kutusu. Orta yolu bulmak çok önemlidir. Yazmış olduğumuz beslenme programını uygulanabilir hale getirmek için. Kişiyi tanıyarak başlıyoruz. Kişinin beslenme alışkanlıklarını göz önünde bulunduruyoruz. Bir takım kan tahlilleri yapılıyor. Bu tahliller doğrultusunda hani tedavi amaçlı. Sonuçta tek amaç kişi ideal ağırlığına getirmek değil. Var olan rahatsızlığı da tedaviye yönelik program hazırlamak. Tabii mesela şeker hastalarına özel bir liste yapıyorsunuz değil mi? Şeker hastası olan danışanlarınız da hastalarınız da oluyordur. Tabii yani. Ki. Tabii doğru. Hani bu tür kriterleri göz önünde bulundurarak diyet listelerini hazırlıyoruz. Şey var, zaten bu hani yeterli ve dengeli beslenme kurallarını bütün toplum biliyor hemen hemen. Ama bizim bilmekle uygulamak çok farklı. Uygulanabiliyor mu? Uygulanmıyor. Uygulansa toplum bu kadar şişman olma yolunda. Obezite de olmaz, şeker hastalığı da artmaz.
Yani daha sağlıklı olur. Sizin sorunuzu göz önünde bulundursak eğer, kahvaltıyı atlamadan ve kahvaltıyı poğaça, börek, kek gibi ürünlerle geçiştirmeden, işte proteinden zengin, süt olur, yumurta olur, peynir olur, zengin ve taze sebzeyle zenginleştirilmiş bir kahvaltı en doğru kahvaltı şeklidir. Öğlen yemeği ve akşam yemeği. Şimdi bizim genelde öğlen yemeklerimiz es geçilir. Çünkü çalışma ortamındadır. Ya da ne bileyim ev hanımıysa evde hiç kimse olmadığı için çocuk okuldadır, eş iştedir. Evin hanımı kendisine bir sofra kurmaz. Tek başına yemek yemez. Yemez. Öğlen yemeği atlanır. Akşam yemeği çok önemlidir. İnsanlar evlerinde yedikleri tek öğündür. Herkes toplanır. Topluluk haline yenilen yemeklerde de zaten çok fazla miktar söz konusu göz önünde bulundurulmaz. Biz toplum ziyafet olarak verilir. En az yememiz gereken öğünde en çok yiyoruz. Akşam yemeklerini daha az miktarları, porsiyonları azaltarak tüketirsek kilo alma riskimizi azaltırız. Akşam yemeğinde nasıl bir yemek tavsiye ediyorsunuz mesela? Berat Hanımcığım, ne yediğimizin değil, ne kadar yediğimizin önemi var aslında. Şimdi, öğlen ne yediğiniz çok önemlidir akşam menüsünü tercih ederken. Öyle mi? Tabii ki. Bir öğün et, bir öğün sebze yemek. Çünkü sebzeyi her yerde her zaman bulamıyoruz. Evet. Öğlen iş ortamından dolayı et tüketildiyse akşam sebze yemeği tüketilsin. Güzel söylediniz. Hı-hı. Bunu çok bilmeyiz mesela. Yani öğlen ne yediyseniz akşam yiyeceğinizi belirler. Yani o zaman atıyorum sebze yediysek öğlen, akşam et, protein mi tüketelim? Evet. Saat kaçta yemeli en son bir kişi akşam yemeğini? Bir saat kriterimiz yok çünkü biz şehir genelde insanıyız. Genelde vardır ya hani 6'dan sonra veya 7'den sonra yemeyin. Şehir insanıyız. 7'de evde olan bir insanın 7'den sonra yemek yememesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Saat 9'da da yemek yenebilir. Dediğim gibi ne yediğinizin değil ne kadar yediğinizin önemi var. Bir de hani bu akşam çok kaçırdım deyip yemeği bir kenara bırakmadığımızdan oluyor zaten. Çünkü insanların kafasında işte saat mefhumu var. Saat 7'den sonra zaten yedim. Zaten bugün diyete de uyamadım. Saat 7 de oldu. İşte artık bugün diyeti bozduk, devamı gelebilir şeklinde hareket edildiği için hem diyet motivasyonu bozuluyor, hem yapılan diyetin sürekliliği bozuluyor. O yüzden bir zaman kriteri koymak çok mantıklı değil. Ama atıyorum gece 11'de de yemek herhalde sakıncalı olur değil mi? Yani yemek demeyelim de o saatler işte bir bardak sütün, işte bir ufak meyvenin yenilebileceği saatler olabilir. Oturulup yemek yenmek için geç bir saat. Biz bir de atıştırmaya çok alışık bir toplumuz. Genelde televizyon seyrederken, işte program izlerken veya dizi izlerken elimizde muhakkak atıştıracağımız bir şey olur yani. Genelde ne atıştırmalıyız kilo almamamız adına? Ne öneriyorsunuz? Mesela ben salatalık yiyorum. Salatalık olabilir. Meyve kuruları olabilir. Ama şey var işte hani sürekli bir şeyler yeme ihtiyacını hissetmediğimiz bir insan olmak lazım. Nasıl yapabiliriz bunu? O zaman tok tutacak şeyler yapmalıyız. Aç olduğumuz için yemiyoruz ama. Bir şeyi yemek yemeyi sevdiğimiz için yiyoruz. Öyle mi? Yani ekrana kanalize olduğumuzda farkında olmadan o el gidip geliyor. Hani kendinizden de gözlemlemişsinizdir. İşte bir kase kuru yemiş ya da bir kase cips aldığınızda o kasenin dibini görmeden bırakabiliyor musunuz? Bırakamıyorum. Aç olduğunuz için mi yiyorsunuz onu? Hayır. Hayır. Sadece işte o alışkanlığı rutinine kendinizi kaptırdığınız için kaptırdığımız için yapıyoruz bunu. Bu tür alışkanlıkları en aza indirdiğimiz takdirde daha az kilo alan bir toplum haline geleceğiz. Peki kişi bu bağımlılığından nasıl kurtulabilir işte?
Yani mesela ben şöyle kurtuldum. Eve almıyorum artık cips, çekirdek ve fındık fıstık almıyorum. Alınca çünkü hakikaten irademe sahip olamıyorum ve yiyorum. Ve hakikaten de bitirene kadar yiyorum yani. Bu yüzden eve hiç almıyorum. Ben çözümü böyle buldum. Yani sizin başka çözüm önerileriniz var mı? Ben hani daha önce konuşmaya başladığımızda da söyledim. İnsan kendini tanımalı. Ben neden yiyorum? Kimisi mesela tatlı çok tüketiyor. Ben diyor işte yemek az yerim. Ekmek hiç yemem ama o çikolata tutkumdan, o tatlı yeme tutkumdan vazgeçemediğim için kilo alıyorum. Bunu mesela danışanınıza nasıl vazgeçirebilirsiniz? Nasıl bir formül uygulayabilirsiniz? Tatlıya meyil, tatlıya düşkünlüğün altında yatan farklı sebepler olabiliyor. Onu araştırıyorsunuz. Mesela demir eksikliği anemisine sahip kişilerin tatlıya düşkünlükleri fazladır. Öyle mi? Hani ben tatlı yemeden duramıyorum diyen kişi ilk önce bir hemogram yapılması gerekir. Hani demir oranları, demir deposu ne durumdadır diye. Bir de bağımlılıktan dolayı, mesela çikolata bağımlılığı, her gün aynı saatte o çikolatayı yemek istersiniz. Serotonin salgısı istiyoruz tabii. Mutlu olmak için çikolata yani. Şimdi hani mutluluk için bahaneye ihtiyaç olmamalı. Yok tabii, şaka yapıyorum. Kesinlikle öyle. Tabii yani ki. Asla bunu önermiyoruz tabii ki. Peki kan şekeri düşünce de tabii insanlar tatlıya yöneliyor değil mi? Evet. Şekerine de bakıyorsunuz bu etapta. Hani kan şekeri hastalık boyutunda konuştuğumuz kişiler farklı. Şeker hastası olduğu için kanı şekeri düşüyordur. O tür kişilerle konuştuğumuz konular farklı. Yeme bağımlısı olduğu için sürekli tatlı yemek isteyen kişilerle konuştuğumuz konular farklı. Şimdi yeme bağımlılığı olan bireylerde altında yatan etkeni bulmak lazım. Doğru, çok güzel söylediniz. Bunun için hekim arkadaşlar, psikolog arkadaşlar ve biz üçlü sacayla. Kolektif çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Hani onun hani yemek yemenin altında yatan etkenin başlı başına diyet yapmak çözmez. Önce temeli ne? Bunu analiz edecek kişi ya bir psikologdur ya önce psikiyatristi sonra psikologdur. İşte sağlıkla ilgili bir sıkıntısı varsa bunu çözümleyecek kişi hekimdir. En sonunda biz bu üçlü sac ayağını diyetisyenle destekleriz. Böyle olduğu takdirde daha güzel mesafeler kat ediyoruz. Hani onu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin, o yasak, bu yasak gibi yaklaşımlarla kişi diyet yapmaktan her zaman uzaklaşıyor. Doğru. Altına yatan etkeni bulmak lazım. Evet. Bir de şimdi az önce dediniz ki tam buğdayla ekmeği tavsiye ediyorum dediniz. Kepek ekmeğini o zaman tüketmemeliyiz değil mi? Kepek ekmeği de demir hastalığına yol açıyor değil mi? Öyle biliyorum ama doğru mu bu bilgi? Tabii ki uzun süre kepekli ekmek kullanımı demir eksikliği anemisine sebebiyet verir. Evet. Şimdi kepekli ekmek kullanın, tam buğday ekmeği kullanın diye biz bunları anlatıyoruz. Ama biz bunu normal bireyler için anlatıyoruz. Kişi şeker hastasıdır. Tam buğday ekmeği yemesi, kepekli ekmek yemesi uygundur. Kişi kalp hastasıdır. Postalı beslenmeyi arttırmak adına tam buğday ekmeği yemesi, işte kepekli ekmek yemesi uygundur. İşte kişi böbrek hastasıdır. Tam buğday ekmeği ya da kepekli ekmek yemesi uygun değildir. Çünkü kan değerlerini bozar. O yüzden ekmeği kişilerin hastalığını göz önünde bulundurarak konuşalım. Mesela gelişme çağındaki çocuk kepekli ekmek yemesin. Beyaz ekmek mi yesin? Tam buğday ekmeği yesin. Tam buğday. Ya beyaz ekmek hiç olmamalı hayatımızda değil mi? Rafine ürünlerden uzak duralım diyoruz. İşte işlenme tabi tutulmuş unlar, şekerler uzak duralım diyoruz. Bir de şimdi şey çıktı mesela raflarda görüyorum hep kepekli un çıktı. Öneriyor musunuz? Kepekli un. Ya o da un sonuçta değil mi? Yani hani arada pek bir fark yani fazla bir fark var mı? Ya glisemik indeksi düşüktür. Hani kanı çok kan şekerini çabuk yükseltmez. Post oranı yüksektir. Kalp damar hastalıklarına iyi gelir. İşte bağırsak hareketlerini hızlandırır.
doğru tercihlerdir. Ama illa olması gerekir mi? Çünkü şey var, dayatmalar insanları uzaklaştırıyor. Tabii. Kolaylaştıracağız, güçleştirmeyeceğiz. Doğru. Yani beyaz ekmek yemek istiyorsa da onu ne kadar yemesini belirleyip ona göre hareket etmeyi doğru hedefliyoruz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir de şöyle bir şey vardır. Karbonhidratlı yemeği tercih ederken yanına proteinli yemek konulmamalı. Böyle bir şey doğru mudur? Yani karbonhidratla proteini karıştırarak yemeli miyiz? Mesela işte atıyorum köfteyle, köftene protein. Yanına işte klasik olan ya bulgur pilavı ya pirinç pilavı. O da karbonhidrat. Bu menüyü öneriyor musunuz? Öneriyorum. Yani karışık hani, olabilir o ya zaman. Şey, hani bu bir akımdır. Herkes belirli bir akımı savunuyor. İşte karbonhidratlarla proteinler aynı anda kullanılmaz. Ben bunu destekleyen ve onaylayan biri değilim. Çünkü bütün gıdaların yapısında işte kombin şeklinde ve biz gıdalarda çeşitlilikten yanayız. Yani vücudun ona da ihtiyacı tabii var ki, değil mi? Tabii ki. Hani ekmek yememek insanları daha sağlıklı kılmayacak. Ya da et yememek insanları daha sağlıklı kılmayacak. Biz diyoruz ki öğünlerinizde etiniz de olsun, sütünüz de olsun, sebzeniz de olsun, tahılınız da olsun. Hepsini aynı anda kombin olarak tüketebiliyorsanız siz dengeli besleniyorsunuz diyoruz. Tek yönlü beslenmeye karşıyız. Peki az az ye, sık sık ye. Buna katılıyor musunuz? Tabii ki. Öneriyor musunuz? Tabii ki. Nedir mesela peki bu önerdiğiniz menü? Nasıl az az sık sık yiyebiliriz? Ne tüketelim az az yerken, sık sık yerken? Mesela Ramazan dönemindeyiz. Evet, evet. Şimdi iftar sofralarını görüyorsunuz. Evet. Büyük bir cümbüş ve hengame var. Ballar, kaymaklar, fideler. Şimdi aç olan insan 18 saatlik bir açlıktan bahsediyoruz. Az bir zaman değil çok bu. Çok fazla tabii ki. Ben gözlemliyorum. Yemekle savaşıyorlar. Hızlı hızlı yiyorlar değil mi? Ondan savaşıyorlar. Mı? Hani o kadar uzun süre aç kalmışsınız. Tabii. Mide gıdayla buluşmaya hazır değil. Kan şekeriniz düşmüş. Halsizliğiniz mevcut. Ne yapacaksınız? Çorbayla başlayacaksınız. Çorbanızı içeceksiniz. Bir 10 dakika, 15 dakika vücudun almış olduğu gıdaya alışmasını bekleyeceksiniz. Ama bizim gözümüz özellikle bu davetlerde garsonda oluyor. Çorba bitti, ne getirecek? Evet, ne verelim abime? Esprisini hiç unutamıyorum. Ne vereyim abime? O yüzden çorbadan sonra mideyi bir dinlendirelim. Bir hazım etmesini bekleyelim. Yani bir 10 dakika, bir 15 dakika bekleyelim. Ondan sonra ana yemeğe geçelim. Ve çok yoğun tatlılar tüketmeyelim. Sütlü tatlılar mesela, sütlü hafif tatlılar değil mi? Sütlü tatlılar olur. Kendi şekeriyle hazırlanmış kompostolar olur. Bir de böyle birdenbire şekere dönüşecek gıdalar. Hani daha doğrusu glisemik indeks diyoruz biz bunu. Ne mesela o gıdalar? Mesela patates, patates kızartması, patates püresi. Haşlaması zararlı mı? Aynı şey. Öyle mi? Mesela aynı ben şey. Bazen tok tutuyor diye. Nişasta oranı yüksek olan gıdaların uzun süre tok tutma özelliği yoktur. Öyle mi? Şekeri birdenbire yükseltir, birdenbire düşürürler. Eğer o patatesi bir yoğurdun içine doğrayıp o şekilde yiyorsan sana katılırım. Aa, öyle yapayım o zaman. Ben haşlıyorum ve patates salatası yapıyorum ben, klasik. Şey, yoğurtla beraber tüketirseniz şekeriniz yavaş yavaş yükselir, yavaş yavaş düşer. Daha uzun süre tok kalırsınız. Hani Ramazan'da günde 8 bardak suyu tüketmeye çalışsın insanlarımız. Hani süre çok kısa olabilir ama ilaç niyetine 4 bardak iftarda, 4 bardak sahurda tüketsinler. Sahur yapmadan Ramazan olmaz. Tabii. Mutlaka sahura kalksınlar. Sahurda protein içeriği yüksek gıdalar tüketsinler. İşte yumurta olur, peynir olur, süt ya da yoğurt olur.
tatlı gıdalar tüketmekten uzak dursunlar. Hı hı. Çünkü tatlı gıda kan şekerini bir çok hızlı yükseltir, çok hızlı düşürür. Sabahleyin aç uyanırlar. Evet. Peki patatesten şimdi söz ettiniz. Patatesi yağsız olarak haşlayarak yemek hem genelde tok tutar diye biliyorum ben. Hem nişasta oranı yüksek. Hem de kalori almam diye düşünüyorum. O zaman kalori de alıyorum nişasta oranı yüksek olduğu için değil mi? Ya şimdi şey var. Bir orta boy patatesin bir ince dilim ekmeğe tekabül ettiğini öyle düşünerek hesap ederiz biz. Hı-hı. Hani bir dilim ekmek yemezsin, orta boy büyüklükte küçük bir patatesi haşlayıp tüketirsin. Ona sözüm evet. yok. Ama hı-hı. biz bir patates kızartması yemeye başladığımızda... Bitiyor, o da bitiyor. Onu göz önünde bulundurarak hareket etmiyoruz. Neden hep böyle çok zararlı olan gıdalar çok güzel oluyor? İmtihan. Yani sınanıyoruz vallahi billahi. Peki havuçta mesela şeker var değil mi? Şeker oranı yüksektir evet. Şeker oranı yüksek yani diyet yapan biri için veya işte sağlıklı beslenmek isteyen biri için havuç yemek de hani aç karna çok fazla o da bir risk biz herhalde. Biz genelde patates ve havucu şeker hastalarına kısıtlarız. Yani normal bir sağlıklı bir bireyin günde bir tane havuç tüketmesi, iki tane havuç tüketmesi onun almış olduğu şeker miktarını arttırmaz. Ya da normal sağlıklı bir bireyin günde iki tane orta boy büyüklüğünde bir patates tüketmesi o insanı almış olduğu şeker miktarını arttırmaz. Biz toplum olarak almamız gereken fazla enerjiyi paketlenmiş ürünlerden alıyoruz zaten. Biz çok fazla hazır gıda tüketen bir toplum haline evet, geldik. Evet doğru ne yazık ki. Onlardan alıyoruz. Bir de meşrubatlardan alıyoruz. Ve tüm annelere buradan sesleniyorum. Lütfen çocuklarınıza kompost olarak hazırlayın. Ama içine şeker koymadan kendi şekeriyle hazırlayın. Almış olduğunuz meyve sularından daha faydalı olacaktır. Yani çok güzel söylediniz gerçekten. Asitli içecekler? Yok o konuya kesinlikle. Girmiyoruz. Değil mi yasak? Peki şimdi bir insan kilo vermek istiyor ve size başvurdu, hı hı. geliyor size, listeyi yaptınız. Hı hı. Şöyle şikayetlerden yani muzdarip olan kişiler var. Ben diyetisyene gittim, işte listeyi yaptım ama hala işte istediğim kiloya dönemedim. Hı hı. Biraz fazla mı aceleci bir toplumuz biz? Yani aslında sağlıklı bir periyot nedir kilo vermek için? Yani 5 kilo vermek isteyen bir bireyi hı hı. ne kadar sürede zayıflatabilirsiniz mesela? Ben zayıflatmıyorum. Kişi zayıflıyor. Bu konuda bir anlaşalım. Aa evet tamam. Yani liste veriyorsunuz. Kişi de ona ben kılavuz uyguluyor. Biz diyetisyenler kılavuzuz. Yol gösteriyoruz. Hı-hı. O işi yapmak ya da yapmamak bireyin kendi kişisel gayreti. Hı-hı. Bu bir. İkincisi kişinin metabolizma hızı, genetik özellikleri, işte laboratuvar tetkikleri. Bunlar göz önünde bulundurulur. Hani kişi vardır haftada 2 kilo verir, kişi vardır yarım kilo verir. Hani bir standart yok bu konuda ama bizim insanımız bir haftada mucizeler aceleci bir yaratmamız yaratılmasını isteniyor. Bu boyacı küpü değil. Kilo almak için harcanan zamanı kilo vermek için de harcamak lazım. Alması kolay değil mi? Tabii şurada ki. Yiyoruz bir kase çerez yedik. Oh hemen o ay içerisinde kilolar geliyor. Bir de şunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Sadece aç kalmak da çözüm değil. Hareketi arttırmak gerekiyor. Peki ne yapmalı kişiler genelde hareket olarak? Enerjiyi nasıl verebilirler? Yani o pek çok sistem var. Ne mesela? Spor salonlarında spor yapabilirler, yürüyüş yapabilirler, yüzebilirler. Bir de şimdi siz teknolojinin ilerlemesiyle yeni makineler ortaya çıkıyor. İşte radyo frekansla zayıflama yöntemleri var. İşte galvanik ışınla zayıflama yöntemleri var. Hani hareket etmeyen, spor yapmayan, yapmayı sevmeyen insanlar için... Bu makineler birebir. Yani onların yerine spor yaptırıyorlar. Tabii spor öncelik tabii ki ama... Yani o aletlerle de spor yapıp vücudu şekillendirilebiliyor. Hı hı. İşte kas hareketleri arttırılabiliyor. Hı hı. Yeter ki... incelmek gibi bir niyet olsun. Kilo vermek isteyip kilo veremeyen kişilerde tiroid sorunu çok fazla görülüyor.
Öncelikle değil mi yani, yanlış mıyım? Yok, yanlış değil de eksik diyelim. Çünkü her kilo veremeyen bireyin tiroidinde... Ne peki? Başka faktörler nedir? Berat Hanımcığım, biz bazı şeylere sığınmak istiyoruz, tamam mı? Benim metabolizma düşük. Benim metabolizmam hızlı çalışmıyor. Neye göre? Kime göre? Hangi veriyle hareket ediyorsun? Hani biz eğer tiroidinde sıkıntı varsa cepte. Çünkü onlar onunla savunma yapacak. Doğru aslında. Evet, avunuyor değil mi? Yani bizim toplum olarak bahane üretmeyi seven doğru, bir toplumuz. Doğru, evet, çözüm evet. üretmeyi seven bir toplum değiliz. Tiroid hastası olup, Hashimoto olup kilo veren hastalarımız var bizim. Kişinin kendisiyle ilgili. Yani iradesiyle ilgili o zaman. Geç olabilir ama olmaz diye bir kayda yok. Ona bakarsanız kansızlık da insanların kilo verim hızını etkiler. Öyle metabolizma mi? Hızını etkiler. Ona bakarsanız D vitamini yetersizliği de metabolizma hızını etkiler. Ama bizim elimizdeki en büyük done tiroidlerim çalışmıyor. Evet. Ha tamam, bizim topraklarımız iyottan yetersiz. Özellikle çok yağış alan topraklarımız, Karadeniz bölgesi iyottan yetersiz. Orada yetişen ürünlerden insanlar yeterli iyodu alamadıkları için tiroid hastası olma olasılıkları yüksek. Evet, doğru. Genelde peki detoks içecekler de çok revaçta. Öneriyor musunuz detoks içecekleri? Vücuttan ödem atmayı sağlıyor mesela. Su içsinler. Su değil mi? Ben o tür ürünler önermiyorum. Çünkü vücutta en büyük arınmayı sağlayan unsur su. Sudur. Ne kadar tüketmeliyiz günde suyu? 2 litreden az olmamak kaydıyla. Fix 2 litre. Şimdi şey var, belirli bir hesap yöntemi var bunun. İşte kişinin kilosunu 0.033 değeriyle çarpıyoruz. İçmesi gereken su miktarını veriyoruz. Burada kıstas şu, idrarın rengi. İdrara çıktığınızda idrarınızın rengi açıksa siz yeterli suyu alıyorsunuz. Yok idrarın rengi koyuysa yeterli suyu alamıyorsunuz. Güzel bir bilgi verdiniz. İdrarınızın rengine bakıyorsunuz. Ondan sonrasında yeterli suyu alıp almadığınızı gözlemliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Peki tereyağı konusuna gelirsek. Bir doktorumuz der ki sürekli, isim vermiyorum, eminim izleyicilerimiz anlamıştır. O doktorumuz der ki çok fazla tereyağı tüketin. Tamam, tüketin. Tüketmeyin miyiz? Demiyoruz ki. Biz diyoruz ki köy kahvaltısı yapıyorsunuz, köylü gibi yaşamıyorsunuz. Evet. Köyde doğru. Hasan amca oturur masasına, yer tereyağını, gider çifte çubuğa, tarlaya onu harcar. Ama sen yiyorsun tereyağı, geliyorsun oturuyorsun. Bunu buradan aldığın enerjiyi sarf edecek bir efor sarf etmiyorsun. Ölçü önemli. Hani hiçbir şey sınırsız değildir hayatta. Tabii, doğru. Peki buyurun bir şey söyleyebilirim. Yenebilir tabii. Ama miktar önemli. Miktar önemli. Yasak koymuyoruz zaten. Yani aslında... buradan şu ana fikir çıkıyor. Her şeyi yiyebiliriz, her şeyi tüketebiliriz ama az yemeliyiz. Yani. Ve sık sık yememeliyiz değil mi? Her sabah da yesin, sıkıntı değil. Ama bir tatlı kaşığını geçmesin bu yediği miktar. O tereyağı yediği zaman zeytinini yemesin. O gün kahvaltıda kızartma yöntemiyle hazırlanmış bir kahvaltılık olmasın masada. İşte peynirini az yağlı yesin. Bir tatlı kaşığı tereyağını da yesin. Biz buna nasıl? Hayır demiyoruz ki zaten. Nasıl bir kahvaltı sofrası tavsiye ediyorsunuz? Yani kahvaltı sofrasında olmazsa olmazımız ne? Olmaması gereken de ne? Olmazsa olmamız, protein kaynağı gıdalar. Yumurta mesela, yumurta. Çok klasiktir. Yumurtayı her gün tüketebilir miyiz? Her gün tüketilebilir. Özellikle yetişme çağında olan çocukları olan anneler her gün çocuklarına yumurta yedirsinler. Ama safra kesesi rahatsızlığı olan bir bireye her gün yumurta tüketeceksin diyemeyiz. Dediğim gibi ağzımızdan çıkan söz çok önemli. Çünkü... Bir topluma konuşuyoruz bunu. Hani safra kesesi rahatsızlığı olanlar hariç diyeyim. Ya da ne bileyim diyaliz hastası olanlar hariç diyeyim. Evet. Hani ama yetişme çağında çocuğu olanlar, her gün evinde et pişirme imkanı olamayanlar her gün bir tane yumurtasını yesin. En kaliteli protein kaynağı. Değil mi? Bal kaymak.
Hep ters yerlerden soruyorsunuz. Ama yani bal kaymak severiz. Hareket edecekseniz yiyin. Ama her zaman değil. Evet. Evet. Zeytin az tuzlu mu olmalı? Veya az, tuzsuz mu olmalı? Az tuzlu ya da tuzsuz bunlar piyasa pazarlaması diyeyim ben. Çünkü salamura ürünün hiçbiri tuzsuz değildir. Hepsi tuzlu değil mi? O zeytini korumak için tuz konur mutlaka. Evet. Hani tansiyon hastalarına buradan sesleniyorum. İşte zeytin yiyoruz ama tuzsuz yiyoruz. Böyle bir şey yok. Lütfen zeytininizi sıcak suda beklettikten sonra tüketin. Sıcak suda bekletiyoruz. Evet, tuzunu alıyorsunuz, ondan sonra tüketiyorsunuz. Tamam. Peki beyaz peynirin türü fark ediyor mu? Mesela işte keçi peyniri daha sağlıklı veya koyun peyniri daha sağlıklı. Böyle bir şey var az mı? Az yağlı olan daha sağlıklı. Az yağlı. Az yağlı olması için, pardon, az tuzsuz olması için de beyaz peynir. Onu da suda bekletiriz mesela, değil mi? Bekletilebilir. Az yağlı olduğunu nasıl anlarız? Görsel açıdan anlaşılmaz herhalde. Olur mu? Anlaşılıyor mu? Anlaşılır tabii. Nasıl anlaşılır? Yağsız peynir savun kalıbı gibidir. Bembeyazdır ama yağlı peynir sarıdır. Aa, çok güzel söylediniz. Rengi çok beyaz oluyorsa eğer yağsız. Yağ oranı düşüktür. Aa, evet. Kesinlikle salamdı, sucuktu, pastırmaydı bunlardan uzak duruyoruz. Önermiyoruz. Ya önermiyoruz. Haftada bir günden fazla tüketilmesini istemiyoruz. Nitrit ve nitrat tuzlarından ötürü kanserojen etkileri yüksek. Bu şekilde. Peki çay kahve için ne dersiniz? Günde ne kadar tüketilmeli çay kahve? O da bizim Türklerin bir klasiğidir. Çok fazla tüketiriz. Çay, ben gelişme çağında çocuğu olan insanların sabah kahvaltılarında çocuklarına çay vermesini istemem. Neden istemem? Çünkü demir emilimini engeller. Biz mesela toplum olarak hemen yemeğe oturur çaydanlığı da ocağa koyarız ki yemekten sonra çay içelim. Evet. Yemekten 2 saat sonra eğer çay içilirse demir emilimini engellememiş olur. Hemen ha, yemekten sonra o zaman öneriyorsunuz. Evet, yemekten sonra. Kahve, Türk kahvesi? Kahve içilebilir, günde 2 taneden fazla olmamak kaydıyla. Fazlası çarpıntıya yol açabiliyor. Kafein oranı yüksek olduğu için çarpıntı yapar. Peki Hülya Hanımcığım, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, güzel bilgilerinize sağlık. Sağ olun. Çok mersi. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftayı siz değerli izleyicilerimizle beraber kapatıyoruz. Pazartesi günü günün getirdikleri saat 11'de tekrar karşınızda olacak. Evet, bu programda ekonomi de var, siyaset de var, sağlık da var ve güncel gündeme ilişkin konular da var. Bizden ayrılmayın, bizi takip etmeye devam edin lütfen. Bize konu önerilerinizi de benim kişisel Facebook sayfamdan bana ulaşıp yazabilirsiniz. Bunları da dikkate alacağım. Evet, iyi hafta sonları, mutlu hafta sonları diliyorum hepinize. Hoşça kalın, bizle kalın. ...25 Haziran sabahı Türkiye'ye yepyeni bir güneş doğacak. Sevgiyle tekrar kucaklaşacak ve emeğin bereketiyle ilerleyeceğiz. Gencecik umutların heyecanı ve dostlukların keyif veren masumiyetiyle... ...Anadolu kadınının fedakarlığı ve güven veren bir huzur içinde... ...birlikte yaşadığımız tüm canlarla ve bir arada yaşayacağımız mutluluklarla... Güneşe doğru güçlü adımlarla ilerleyerek, çok çalışarak, üreterek ve paylaşarak büyüyen bir Türkiye için başaracağız. Bu eşsiz memlekete adanan dualarla, yorulmak bilmeyen bir şevkle, milletimize olan inancımız ve bağlılığımızın verdiği güçle başaracağız. Onurlu tarihimiz için, itibarlı bir Türkiye için başaracağız. Sen yeter ki yüzünü güneşe dön Türkiye. İyi Parti. Ve Smartnet'le hızınızı kesmeyin. Limit yok, kota yok.
ücretsiz kurulum ve 24 ay sabit fiyat garantisiyle 10 megabite kadar hızlı, sınırsız D-SmartNet ayda sadece 67 lira. Üstelik istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dünyanın sporu GoSpor'la birlikte. D-Smart. Mustafa Mutlu'yla Kral Çıplak programının bu haftaki konuğu CHP eski milletvekili Umut Orhan. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecini, Avrupa ve Amerika ile ilişkileri ve Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı halleri konuşuyoruz. Mustafa Mutlu'yla Kral Çıplak bugün 19.30'da Cem TV'de. Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekilmeyiz. Milletimize güvenerek yola çıktık. 100.000 imza verdik. Bu ülke senin servetin, malın, tanrının evin değil. Marmara'dan Trakya'ya baktığınızda güne bakanların gülümsemeleri selamlar sizi. Bir yanınız uçsuz bucaksız sahillerde huzura yelken açarken, diğer yanınız Ganos Dağı'nda yamaç paraşütüyle süzülmeye başlar. Buralarda atacağınız her adımda farklı değerlerle tanışırsınız. Sıcakkanlı insanların yaşadığı daracık sokaklarda kaybolmak, solumak istersiniz geçmişin mektuplarını, geleceğe taşıyan hatıraları. Castro sahilinde doğayı dinleyenlerin arasına katılmak, Anadolu ve Balkan motiflerinin yaşatıldığı Karaca kılavuz dokumalarına bir ilmekte siz atmak istersiniz. Evliya Çelebi'nin Cihan Bağı, Cennet Bahçesi, güzel şehir olarak tanımladığı diyarlara gönülden bağlanır, Tekirdağlı olu verirsiniz farkına varmadan. Tekirdağ'ın her köşesi ayrı bir harikalar diyarı. Bir kez havasını soluyup suyunu içenlerin toprağına ve denizine aşık oldukları bir diyar burası. Trakya'yı Avrupa'ya bağlayan yol güzergahında olması ise ayrı bir zenginlik kazandırmış bu kentin kültürüne. Göz alabildiğince önünüze serilen bereketli ovalarında yok yok. Üzüm bağları, buğday tarlaları, ayçiçeği ve zeytinlikler. Kirazı ise kentle bütünleşmiş adeta. Kiraz, türkülere konu, genç kızlara isim, Tülbent kenarında boncuk boncuk oya ve Tekirdağ'da festival olmuş.
Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Tekirdağ ve çevresi. Tekirdağ'ın geçmişi çok erken dönemlere inmektedir. Taş devrine kadar, yani günümüzden 1 milyon yıl önce.